Sevgili izleyiciler, bu bölümün konuğu benim de çok iyi bir dostum ve ayrıca kendisiyle de daha önce bir vakıf üniversitesinde bir arada olduğumuz bir öğretim üyesi. Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Durman. Sayın Durman, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sait Bey. Öncelikle tabii sizin altyapınızı ve yüksek öğretimdeki daha da önceki Sakarya Üniversitesi'ndeki olayla birlikte geldiğimizde bugün gençler çok tecrübeli bir rektörle karşı karşıya gelecekler. Ederim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim, şimdi yeni kurulan bir üniversitenin başındasınız. Evet. Zorluklar var tabii. Bunları ekibinizle birlikte karşılayacaksınız. Yüksek öğretiminize yeni bir adım atılıyor. Evet. Türk Yüksek Öğretimi'ne ne yenilikler getireceksiniz? Ya tabii Beykoz Üniversitesi yeni kurulan, yani ülkemizdeki en genç üniversitelerden bir tanesi. Fakat yüksek öğretimdeki hizmetleri çok yeni değil. Öncelikle onu ifade edeyim. Sizler de biliyorsunuz 2008 yılından itibaren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak yüksek öğretim alanına hizmet veriyordu. Evet. Ve günümüze kadar da şu anda 3000 üzerinde gayet başarılı, güzel alanlarda istihdam edilen mezunlar verdi. Evet. Bu altyapının üzerine şimdi geçtiğimiz Eylül ayından itibaren Beykoz Üniversitesi olarak kuruldu. Evet. Tabii yenilik, öncelikle tabii sizlerle de daha önceden paylaşmıştım. Birçok alanda farklı örnekler yaratmak istiyoruz. Yani amacımız Türk yüksek öğretiminin de gelişmesine önemli bir itici güç olacağını düşündüğümüz iyi örneklerin üretilmesi. Evet. Bu anlamda bir eğitim öğretim yaklaşımımız var. 5 temel ayak üzerine oturuyor bu eğitim öğretim yaklaşımı. Bunlardan en önemlisi şu anda vakıf üniversiteleri içerisinde baktığımızda ilk örneği olacak. Ön lisans programlarımızda 3+1 dediğimiz, yani 3 sömestr öğrencilerin kampüsümüzde eğitim alacakları, 1 sömestr ise 17 hafta kesintisiz anlaşmalı olduğumuz, ilişkide olduğumuz işletmelerde, sektörlerde staj yapacaklar. Evet. Fakülte programlarımızda da keza aynı şekilde 7 sömestr üniversitelerimiz, öğrencilerimiz üniversitemizde 1 sömestr ve bazı alanlarda, yani uygulama gerektiren bazı alanlarda 2 sömestrde zorlayacağız. 1 veya 2 sömestr kesintisiz staj yapacaklar. Bu çok önemli. Doğru. Kaldı ki bu geçtiğimiz günlerde Türkiye Yükseköğretim sisteminde yapılan değişikliklerle de Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen bir yaklaşım. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi, yetkinlik programı dediğimiz, yani kişiye özel yetkinlik programı dediğimiz bir program var. Yani sizler de takdir ediyorsunuz. Artık gençlerimiz sadece kendi alanlarında bilgi edinerek başarılı olmaları çok mümkün değil. Üniversite olarak bütün paydaşlarımızla birlikte üniversitemize özgü, programdan bağımsız öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz 12 yetkinlik belirledik. Bu yetkinlik geliştirme programında da öğrencilerin hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekiyorsa yetkinliklerini, bu yetkinliklerini kazandıracağımız yine bir programımız olacak. Üçüncüsü, deneyimleyerek öğrenmek. Hem üniversitede hem de iş yerinde zaten deneyimleyerek öğrenecek. Bunu da çok önemsiyoruz. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum programımızda. Ama web sayfamızda tüm bilgilere aday öğrenciler ulaşabilirler. Üçüncüsü, teknolojinin kullanılması yine bütün eğitim öğretim programımızda öncelik vereceğimiz alanlardan bir tanesi. Ve uluslararasılaşma. Burada da yine öğrencilerimizin küresel bakış açısı geliştirebilmeleri açısından en az bir yarı yıllarını yurt dışında geçirmeleri, işte ortak programlara katılmaları gibi geliştirdiğimiz, düşündüğümüz, planladığımız yaklaşımlarımız var. Peki. Sevgili üniversite adayları, öncelikle yeni açılan üniversiteler, virgül, ya da şu anda olup olan devlet ve vakıf üniversitedeki yeni bölümler. Ancak biz şu anda yeni açılan bir üniversiteden bahsediyoruz. Tabii bölümlerinin geçen yıl herhangi bir başarı sırası ya da bir taban puanı söz konusu değil. O zaman lütfen ÖSYM'nin 2017 tercihler kılavuzunda bu tür üniversiteleri çok iyi inceleyiniz. Çünkü tercih robotlarına başvurduğunuzda bazen bunlar geçen yıl olmadığı için çıkmayabilir. İlk açılmanın getirdiği avantajı iyi kullanınız sözlerini bir kez daha size deklare etmek istiyorum. Efendim, şimdi hangi akademik birimlerle yola çıkıyoruz? Şimdi üniversitemizin kurulmasıyla birlikte üniversitemiz bünyesinde 4 fakülte kuruldu. Hı-hı. İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi. Evet. Ve buna ilave olarak yine lisans öğrenimi verecek olan Sivil Havacılık Yüksekokulumuz var. Yani şu anda bu 4
fakültemiz ve bir yüksekokulumuz var. Bu yıl itibariyle fakültelerimizden işletme ve yönetim bilimlerinde 4 programımız var. Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde 2 program ve Sivil Havacılık Yüksekokulumuzda da 1 tane lisans programımız olacak. Yani özetle 7 tane lisans programımız ve yeni açmış olduğumuz meslek yüksekokulu ile birlikte daha önce var olan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda 2 meslek yüksekokulumuz bünyesinde de 27 tane ön lisans programımız var. Bunların çoğu yeni programlar. Yani sağlıktan tutun işte bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği teknolojilerine kadar yeni ve öğrenciler tarafından da talep edilen ve İstanbul açısından da gayet başarılı olan bölümlerimiz bunlar. Ama Sayın Rektör, burada tabii yeni kelimesini kullanırken biraz evvel siz de söylediniz. Altyapıdır, meslek yüksek okulu söz konusudur. Evet. Meslek yüksek okulunun temeline şimdi bina dikiliyor fakültelerle. Evet. Yani burada yeni değil de eğitimde ikinci aşama olayını getirmemize yarar var. Çünkü sonuçta eski bir üniversite, yani yılları almış bir üniversite eski adıyla da meslek yüksek okulu evet. olduğunu gençlerin bilmesi lazım. Kesinlikle. Evet. Yani güçlü bir üniversite altyapımız evet. geçmişten geliyor. Şimdi üniversite olarak da tabii bunu daha da güçlendiriyoruz. Efendim bu sene ÖSYM'nin kılavuzuna baktığınız zaman yalnızca verdiği %100, %50 ya da %25'lik burslar yazacak özel koşullar bölümünde. Eğer vakıf üniversitenin burslarını öğrenmek istiyorsanız ki şimdi biraz sonra Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Durman Beyefendi de yönelteceğim. Bu üniversitelerin bursları kendi web sayfalarında var. Web sayfalarını çok iyi incelemeniz gerekir. Efendim burslarla nelere destek veriyoruz? Bununla birlikte tabii ki klasik %100, %75, %50 ya da %25 olan ÖSYM'nin bursları olabilir. Evet. Ancak bir de size özel has burslar var ki bunlar da sizin web sayfanızda. Bu konularla gençlere evet. bir yol açalım. Tabii ben öncelikle hani bir ufak bir tavsiye olarak lütfen, gençlerimize lütfen. Burslarla ilgili ÖSYM kılavuzunu çok iyi incelemelerini tavsiye ederim. Yani bunu sürekli ifade ediyorum. ÖSYM kılavuzu öğrencilerimizle, aday öğrencilerimizle yükseköğretim kurumları, üniversiteler arasında bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla biz bu çerçevede tüm burslarımızı ÖSYM kılavuzunda işledik. Dolayısıyla oradan takip edebilirler. Hı hı. Burslar açısından baktığımızda çok sade bir yaklaşım geliştirdik. Fakültelerimizin lisans programlarında tüm kontenjanlarımız %100 burslu. Yani bunun da gerekçesi şuydu. Mütevelli heyetimize de teşekkür ediyorum buradan. Bu önerimizi desteklediler. Bir üniversitenin başarısında iki faktörü çok önemli görüyoruz. Bir, nitelikli akademik kadro ve başarılı, nitelikli, geçmiş dönemlerinde başarı göstermiş gençlerimiz. Hı hı. Dolayısıyla lisans programlarımızın bu anlamda başarı göstermiş, yüksek öğretimini bir vakıf üniversitesinde sürdürmek isteyen adaylara yüksek öğretime erişimi kolaylaştırmak ve nitelikli gençlerini de üniversitemize çekmek için %100 burslu planladık. Diğer bursumuz da yine ÖSYM kitapçığında bu ifade edilmiştir. Diğer tüm programlarımız %50 burslu. Bunun dışında şunu da önemsiyoruz. Üniversitemizin nitelikli öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilmesi bizim için önemli. Bu da bir stratejik hedef olarak belirlendi üniversitemizde. Eğer öğrenciler üniversitemizin bir programına ilk 5 tercihleri içerisinde yer veriyorlar ise evet. onlara da artı %25 bursumuz var. Peki şimdi burada da burs olaylarını gördük. Ancak sizin üniversite Kavacık'ta, Beykoz Kavacık. Evet. Yani bizim Anadolu yakası diyoruz. İkinci evet. köprünün sol tarafı. Evet. Şimdi burada 4 tane yerleşkede eğitim öğretimi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ben sana şunu rica ediyorum. Kampüs yaşamı, fiziki ortamlar nelerdir? Bunları bir açalım. Tabii. Şu anda 4, sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 kampüsümüz var. Hı-hı. Bunlar Kavacık merkezde. Fakat asıl hedefimiz 2 yıl içerisinde şu anda inşaat çalışmaları başladı. Yine Beykoz ilçesi içerisinde çok güzel, yeşil bir alanda, evet. tamamen engelsiz, çok modern bir kampüs inşaatı çalışmamız başladı. Asıl hedefimiz de bir kampüs üniversitesi olarak bu yeni kampüsümüzde hizmetlerimizi sürdürmek. Ama şu andaki binalarımızda da laboratuvarlarıyla, sınıflarıyla, bilgisayar altyapısıyla,
ve diğer ihtiyaçlara, sosyal, kültürel alanlarıyla son derece yeterli bir şeyimiz var. Kampüs olanaklarımız var. Peki Sayın Rektör, burada üniversite adayları tercih kullanırken birinci noktaları akademik kadro. Yalnız evet. Akademik kadro derken sizin meslek yüksek okullarından, lojistik, Beykoz Lojistik'ten gelen bir artı olarak hocalar tam akademik ama sanayi ya da sektörle iç içeler midir? Ya da ne şekilde öğrenciye? Bir de en önemlisi, madem yenilikler getiriyoruz cümlesini kullandınız, öğrenci ile öğretim üyesi arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Şimdi geçmişteki deneyimlerimizden sizin de ifade ettiğiniz gibi meslek yüksek okulumuzdaki hocalarımız sektörle çok iç içe lerdi ki bu ilişki hala devam ediyor. Hatta şu farklılığı söylerler. Benim arkadaşlarım hep genç arkadaşlarım araştırıyorlar. Hocalarınızın sektörle iç içe olmaları ve orada sektörün tozunu yuttukları için ufak değişiklik dahi olsa programlar genelde değil ama içeride değişiklik yapıp günün şartlarına uygun hale getirdikleri de açıktır yani. Evet. Bunu öğrencilerinizden de biz öğrendik. Evet. Doğrudur. Yani dolayısıyla sektörden de kişilerin zaman zaman gelip öğrencilerle temas etmesi, değişik vesilelerle konferans olabilir, derslerin bir parçası olarak olabilir. Yani özetle zaten şu andaki mevcut yapımız içerisinde sektörle çok yakın ilişkilerimiz var. Ki özellikle bu geliştirdiğimiz staj parçası eğitim öğretimimizde zaten sektörle beraber gitmesi gereken bir süreç. Bu yelpazemizi şu anda hızla geliştiriyoruz. Yani kurumsal işbirlikleriyle sürekli arttırıyoruz. Peki burada şimdi üniversite seçecek gençler artık son dakikalar günlere giriyoruz da. Ya siz bir tecrübe insan olarak ne dersiniz? Ne yapsın bu gençler? Yani tabii bu belki hani çok klasik olacak ama ben hani hepimiz bunu geçmişimizdeki yaşamımızda gözlemlemiştik, gözlemlemişizdir. Yani öğrencinin bir sevdiği işi yapması son derece önemli. Keyif alacağı işi yapması son derece önemli. Yani birilerinin isteğiyle değil, kendi kalplerinden geçen programlar, alanlar bu son derece önemli. Bence en çok dikkat etmeleri gereken kısmın bu olduğunu düşünüyorum. Yani şu var, çok başarılı bir gencimiz, bir şekilde girdiği programda yine çok başarılı gösterebilir. Ama farklılık yaratması ancak o mesleğe aşık olmasıyla mümkün. Çok sevmesiyle mümkün. Onunla yaşamasıyla mümkün. Dolayısıyla yani insanları mutlu açısından da değerlendirdiğimizde kişinin en önemli mutluluk araçlarından bir tanesi yapmış olduğu iştir. Ben gençlere şiddetle yani gönüllerinde olan mesleği seçmelerini, tercih etmelerini öneririm. Ancak günümüzde artık eğitim öğretim sistemleri de çok esnek. Yani bir şekilde bir programa giriyorlarsa ondan bir şekilde daha sonraki süreçlerde geçişler yaparak şu anda çok bu kanallar oluşturuldu. Umarım daha da genişler. Yani hep Amerika'yı örnek veriyorum bu konuda. Yani öğrenciler 2 yıl birçok dersi alabiliyorlar. Daha sonra hangi programda okuyacaklarsa oraya yönleniyorlar. Şimdi bizde de hem kurumlar arası geçiş hem yatay geçiş gibi olanaklar çok gelişti. Bu çok önemli bir gelişme. Onun için ondan da çekinmesinler. Dolayısıyla ama arayışlarını bu anlamda sürdürsünler. Tabii burada önemli olan şu, yaklaşık her yıl 300 bine yakın 2. sınıf ya da 3. sınıfta üniversitede okuyan öğrenciler tekrar sınava giriyorlar. Bunlar içerisinde yapılan küçük bir ankette şunu gördüm, mutsuzuz, istediğimiz mesleği seçememişiz diyorlar. Ama burada biraz daha bu konuyu açmanızı istiyorum. Genç mutsuz olabilir 1. sınıfta ama 2. sınıfa geldikten itibaren şimdi biraz evvel bahsettiğiniz alternatifler var. Evet. Artık mutlu olabileceği bir olaya gidebilir. Şunu size bir daha durur musunuz? Çünkü seçimler yapılırken ileriki yılları da düşünerekten yani ben ileride daha donanımlı bir sektör sahibi olabilirim cümlesini kullanabilirler çünkü imkanları var artık. İmkanları var. Dediğim gibi farklı bir alanda çift ana dal, yan dal gibi programlar yapılabilir. Bu bir. İkincisi şimdi geçiş yapabiliyorlar. Tabii taban puanları eğer uygunsa başka bir alana da geçebiliyorlar. Kurum içi ve kurum dışı. Yani bunlar gerçekten önemli gelişmeler. Yani şunu da unutmamak lazım. Sadece yani üniversite yaşamı için de sınırlı değil. Artık yaşamımız tamamen yaşam boyu öğrenme dediğimiz hayat boyu öğrenme çerçevesinde şekilleniyor. Yani bir mesleği geçmişte bir üniversiteyi bitiren bir mezun o alanda belki hayatını tamamlıyordu ama şimdi böyle bir hayat yok. Dolayısıyla baktığımızda çok yani iş değiştirebiliyor, alan değiştirebiliyor.
ve günümüzün yaşam boyu öğrenme araçları da eğitim sistemleri de bunu değiştirebiliyor. Bakıyorsunuz yani mezun olduktan sonra çalışırken evet. dahi ikinci bir alanda da eğitim gerçekleştirebiliyor. Önemli olan hedefi bence çok iyi belirlenmesi. Zaten aldıkları diplomanın yani yaklaşık 5 yıl sonra yenilenmesi gerekiyor. Evet. Hayat yeniliyor. Yani siz bir cep telefonu alıyorsunuz, evet. 1 yıl sonra aynen. yeniliniyor. Aynen. O da üniversitenin sürekli eğitim merkezlerinden gidecek bir yol olacaktır. Kendilerini yenileyecekler evet. yani bir tarafta. Bu anlamda gerçekten çok güzel çalışmalar var. Yurt dışında da var. Yani artık önceki öğrenmelerin tanınması gibi araçlar kullanılmaya başlandı yüksek öğretimde. Yani çekinmesinler. Önemli olan gençlerimizin hedeflerini, ne istediklerini doğru ortaya koymaları. Peki hocam burada Avrupa pasaportu derken yani diplomaya ek evet. verilen evet. ne anlama geliyor? Yani bu şöyle, bu Avrupa yükseköğretim alanı içerisinde şu anda çok güncel ve kullanılan bir yöntem. Yani hedef şu, yani bütün dünyada aslında yükseköğretimdeki en güncel gelişmeler yükseköğretimin küreselleşme doğrultusunda şeffaflaşması, daha açık hale tanınır, anlaşılabilir hale gelmesi. Yani bütün felsefe bunun üzerine kurulmuştur. İşte kalite güvencesi de, akreditasyon da olsun. O şeffaflığa hizmet eden araçlardan bir tanesidir. Hı hı. Avrupa, Europass dediğimiz Avrupa pasaportunun da bu anlamda bir değeri vardır. 5 belgeden oluşmaktadır. Genellikle biliyorsunuz öğrenciler mezun olduklarında diplomalarını alırlar. Bir de transkript alırlar en fazla. Evet. Fakat o eğitim öğretim süreçleri içerisinde yaşadıkları diğer birikimlerin de bir şekilde ifade edilmesi, ne olduğunu tanımlanması gerekiyor. Bu 5 belge, diploma, diploma eki şu anda bütün yüksek öğretim kurumlarımız vermekle yükümlü. Bunun dışında öğrencilerimize dil konusunu çok önemsiyoruz. Açmış olduğumuz programların önemli bir kısmı İngilizce. Dolayısıyla öğrencilerimiz mezun olmadan da hangi dil seviyelerinde olduklarını sertifikalandıracağız. 3. belgemiz bu olacak. Bir buna özgü bir CV var, özgeçmiş evet. hazırlanacak. Bir de öğrenciler eğitimleri süresi içerisinde yapmış oldukları ve almış oldukları sertifikaların tamamında neler olduğunu açık şeffaf bir şekilde tanımlayacak sertifika eki dediğimiz bir belgemiz var. Yani 5 belgeden oluşan bir portfolyo diplomalarıyla birlikte kendilerine teslim edilecek. Tabii bu öğrenimleri süresi içerisinde almış oldukları eğitimin yanı sıra tüm faaliyetlerini kapsayacak. Açık bir şekilde tanımlayacak olan belgeler bunlar. Beykoz Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Durman Bey ile sohbete devam ediyoruz. Tabii burada bir de yeni açılan bölümleri biraz evvel bahsettiniz. Yalnız sağlık programları biliyorsunuz yeni bir trend getirildi. Sağlık programları öğrenciler tarafından çok tercih ediliyor. Neden? Çünkü ileriki süreçte de öne açık olan meslekler evet. ve insan doğmadan, insan doğduktan sonra ve insan öldükten sonra devam eden, evet. insanla birlikte kesinlikle. Olan meslek. Bu sağlık programları ilgili şöyle biraz daha detaylı bilgi rica edelim sizden. Tabii yani şöyle bizim bu sene ilk defa birçok üniversitede olduğu gibi sağlık programlarına talepten dolayı evet. yani üniversitelerin de bu talebe karşı bir şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Bizim de ikinci meslek yüksek okulumuzda yani birinci meslek yüksek okulumuzda daha önceki var olan meslek yüksek okulumuzu tematik bir meslek yüksek evet. okulu olarak koruduk. Ona ilave olarak bir meslek yüksek okulu daha açtık. Genel programların içinde olacağı. Burada şu anda 10'a yakın sağlık programımız var. Tercih edilen, talep gören, istihdam alanı olan programlarımız bunlar. Ama buna ilave olarak da mesela yine vakıf üniversiteleri içerisinde önemli ve ülkemiz açısından da önemli olduğunu düşündüğüm bilişimle ilgili programlarımız var. Mesela siber güvenlik, bilgi güvenliği teknolojileri evet. gibi programlar var. Dolayısıyla yani o anlamda da talebe karşı bir arz yaratmış olduk. Şimdi Sayın Durman, biraz evvel konuşmalarınızda bu staj dönemiyle ilgili bir açıklamada bulundunuz. Bu dikkati çekmiş, yalnız galiba tam anlaşılamamış sorular geliyor. Evet. Bize diyorlar 3 artı 1, 7 artı 1 ve 6 artı 2'yi bir kez daha açıklar tabii mısınız? Tam olarak görelim. Tabii. Çünkü bu şimdi değişik bir slogan olarak geldi kendilerine. Evet. Bunu öğrenmek isteyen gençler var, telefonlarla soruyorlar. Memnuniyetle, çünkü yeni bir yaklaşım. Evet, yeni bir yaklaşım çünkü. Yani biz eğitimimizde, yani şeyin mottomuza da baktığımızda çok hani değer verdiğimiz uygulamalı eğitimi ön plana çıkarıyoruz. Çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Yani onun için mottoda da kendi sloganımızdaki çok seviyoruz bunu. Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir diyoruz. Yani öğrencilerimiz öğrenimleri süreci içerisinde yaşamın içerisinde olmalarını, yani üniversiteyle birlikte yaşamın içerisinde olmalarını arzu ediyoruz. Şimdi 3 artı 1 dediğimiz model bildiğiniz gibi meslek yüksek okulu programları 4 yarı yıldan oluşuyor. Bu programlarımızın tamamında
3 yarı yıl öğrenci üniversitede eğitim alacak. Tamam. Bunun tabii ki önemli bir kısmı teorik olacak, uygulamalı olacak, yetkinlik geliştirme dersleri olacak. Ama son sömestr genellikle bir yarı yıl öğrenci üniversiteye gelmeden bizim anlaşmalı olduğumuz, sürekli ilişkilerimizi geliştirdiğimiz kendi alanlarındaki sektörde staj yapacaklar. Evet. Ama bu staj bildiğimiz staj gibi olmayacak. Yani bir müfredatın bir yarı yılını kaplayan bir eğitim öğretim süreci bu. Ve bunun değerlendirilmesi aynı dersler gibi hem iş yeri tarafından hem de hocalarımız tarafından, stajı koordineden hocalarımız tarafından gerçekleştirilecek. Yani burada da öğrenci başarısı olabilir. Tekrar bunu yenilemek durumunda. Yani çok ciddi bir staj süreci olacak. Fakültelerimizde de benzer şekilde. 7 artı 1, 6 artı 2 olabilir. Uygulama ağırlığı olan programlarda. Burada da bir sömestri yine kesintisiz iş yerinde geçirecek öğrencimiz. Peki Sayın Hocam, süre bitiyor ama şu anda başlamıştır. Uluslararası ilişkilerde tamam, Erasmus'u yapıyor ama yabancı ülkelerdeki anlaşma yaptığınız üniversite varsa adını zikredin lütfen. Ya, ülkelerle ilişkilerimiz nedir? Yani şöyle, lojistik meslek yüksek okulu iken dahi birçok programımızda uluslararası ilişkilerimiz vardı. Bunlar genellikle Erasmus Plus programı çerçevesinde öğrenci değişimini içeriyordu ama bir şeyimiz daha vardı. Lisans tamamlama, yani öğrenci ön lisans programını bizde bitirdiği zaman lisansını başka bir ülkede gerçekleştirebiliyordu. 2 artı 2 gibi. 2 artı gibi, evet. Genellikle 2 artı 2, evet, evet, ona denk geliyordu. Şu aşamada tabii bütün lisans programlarımızda buna ilave olarak sadece Erasmus değil, dünyadaki yani Erasmus biliyorsunuz sadece Avrupa ülkelerini kapsıyor. Ama ülkemizde diğer programlar da var. Mevlana gibi programlar. Ama bizim işbirliği içerisinde olduğumuz üniversiteler de var. Öğrencilerimizin en az yine bir yarı yıl yurt dışında geçirmeleri konusunda destekleyeceğiz. Destek olacağız. Evet. Evet sevgili üniversite adayları sohbetin sonuna geldik. Çok değerli konuğum ve benim İyi dostlarımdan Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Durman Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yıllar sonra tekrar sizinle programda olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim öncelikle şunu belirtiyorum. Doğru tercih yapabilmeniz için 2017 tercihler kılavuzunu çok dikkatli okuyorsunuz. 2. Üniversitelere gidiyorsunuz ve üniversitelere dokunuyorsunuz. Orada öğretim üyelerinden bilimsel bilgiler bölümleriniz için alırken bununla birlikte kariyer uzmanlarından doğru tercih yapabilmek için neler yapmanız gerekir bunları öğreniyorsunuz. 3. Özellikle burada çevrenizle tartışıyorsunuz. En son olarak bütün gittiğiniz üniversitelere ve seçtiğiniz bölümleri masaya yatırıyorsunuz ve biraz evvel Sayın Rektör'ün dediği gibi kalbinizin sesi olan yeri seçiyor ve inşallah bu yıl üniversite olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Evet, yarın günlerden pazartesi saat 16.05'te tekrar ediyorum yarın pazartesi saat 16.05'te bir arada olmak dileğiyle hepinize bir mutlu pazar akşamı diliyorum.